Şimdi geçen yıl bu zamanlar şurası şöyle düşünün. Yani şuradan böyle komple şeyle kaplıydı, müsilajla kaplıydı. Burası, buralar. Çok yoğun müsilajla kaplıydı. Çok şükür bu sene yüzeyde henüz daha müsilaj yok. Ama şu izlerden hoşlanmıyoruz. Yani denizin yüzeyinde hemen dalgıçların arka tarafında farklı renkle görüyoruz. Onlar iyi işaret değil. Yani aşağıda aşırı alg çoğalması var. Bu aşırı alg çoğalması sonucunda bunlar kısa ömürlü organizmalar zaten. Bir kısmı ölüyor. Ölenler yüzeye çıkarken hücre içi sıvıları da dışarı salınmış oluyor. Ve böylece müsilaj için her şey hazır hale gelmiş oluyor aslında. Onun için o renklerden, renklenmelerden hoşlanmıyoruz yani. Tehlike. Bakın şurada şöyle bir çizgi halinde köpük devam ediyor. Şuradan başlıyor. Bakın şöyle ileriye doğru devam ediyor. Deniz analarını görüyorsunuz. Yani denizdeki alg çoğalması ortaya çıktığında deniz anaları bundan çok büyük mutluluk duyuyorlar. Çünkü onlar onunla besleniyor, onu tüketiyorlar. Bize yardım ediyorlar aslında. Yani o planktonik organizmaları hızla tüketerek şeye bitkisel formdan hayvansal forma dönüştürmüş oluyorlar. Ama biz de onları görünce şey yapıyoruz, rahatsız oluyoruz. Ya nereden geldi bunlar? Çünkü insan öyle enteresan bir varlık ki doğanın hakimi zannediyor kendisini. Tanrılığa soyunuyor insan adeta. Deniz de benim, dağ da benim, her yer benim. Benim denizime sen niye geldin diyoruz deniz analarına. Halbuki deniz anası keşke daha çok olsa şimdi bu alg çoğalmasını hemen kontrol altına alır ve o zaman da müsilaj riski daha az, daha da azalmış olur. İşin bir boyutu bu. Diğer bir boyutu, deniz anası niye çoğalıyor? Denizi kirlettiğimiz için çoğalıyor. Deniz anası niye çoğalıyor? Bunların üstünden beslenecek olan balıkları yok ettiğimiz için çoğalıyor. Yani insan bütün aslında her şeyin müsebbibi, nedeni, kendisi yapıyor bunu. Lakin benim dışımda denizde suçlu, şeyde suçlu, deniz anaları da suçlu, plankton da suçlu, herkesi suçluyor. Şimdi yani müsilajı biz aslında birazcık yanlış anladık, yanlış tanıdık. Müsilajı sadece suyun yüzeyini kaplayan köpükler olarak anladık. Değil, müsilaj aslında suyun içinde, ışıklı bölgede gerçekleşen bir olay. Yani denizin içerisindeki besin piramidini tabandan tepeye doğru şöyle düşünelim. En tabanda fitoplankton dediğimiz bitkiler var. Karadaki bitkilere karşılık geliyor. Güneşten ışığı, güneş enerjisinden yararlanıyor. Efendim suyun içerisindeki besin elementlerini, azotu, fosforu kullanıyor. İnorganik besin elementlerinden ilk bitkisel dokuyu üretiyor. Yani bitkisel doku öyle üretiliyor. Yani nasıl ki karada bitkiler yoksa, yaşam yoksa, denizin içinde de fitoplankton dediğimiz bu minik bitkicikler yoksa hayat yok aslında. Fitoplankton dediğimiz bu bitkicikler suyun içerisindeki azot, fosfor artınca, yani besin elementleri artınca, besin çok, bunları tüketeyim diye aşırı çoğalmaya başlıyor. Aşırı çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Normal şartlarda birim hacimde onlu sayılarda olması gerekirken milyonlu sayılara ulaşıyor. Böyle olduğunda eğer su sıcaklığı yüksekse, deniz şartları da durağansa
bu sefer çok fazla bir artış oluyor ve stres şartları dediğimiz şartlar ortaya çıkmış oluyor. Bu sefer ne oluyor peki? Onlar bir taraftan ölüyorlar, ölürken hücre içindeki sıvı dışarı çıkıyor. Bir taraftan da kendisini korumak için hücre içindeki sıvıyı dışarı bırakıyor canlı olanlarda. Müsilaj dediğimiz olay bu salgı. Fitoplankton dediğimiz bazı fitoplankton gruplarının, bazı bu minik suyun içerisindeki bitkiciklerin organik yapılı, kompleks şekerlerden oluşan salgısı aslında. O zaman bu fitoplankton kötü bir şey. Hayır. Fitoplankton soluduğumuz havanın içindeki oksijenin en az yarısını üretiyor. Çünkü bütün yeryüzü ormanlarla kaplı olsa bile onların ürettiği oksijen bize yetmiyor. Çünkü dünyanın dörtte birisi sadece kara. Geri kalan dörtte üçü sularla kaplı. O zaman yani bu dörtte üçlük kısım oksijeni üretmesi gerekiyor. İşte denizdeki fitoplankton dediğimiz bu mikroorganizmalar, küçük organizmalar oksijen üreten, bitkisel dokuyu ilk defa üreten ve denizdeki yaşamın temelini oluşturuyor. Ama biz deniz şartlarını öyle bozuyoruz ki, öyle müdahale ediyoruz ki onların dengesini bozuyoruz ve o zaman müsilaj dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Bu salgı şeker yapısında olduğu gibi, yani kıvamlı bir şeker şerbeti düşünün. Bu böyle örümcek ağı gibi uzamaya başlıyor. Organik yapıda olduğu için hemen etraftaki bakteriler, virüsler, mikroorganizmalar da bunun içinde kümelenmeye başlıyor. Ve suyun altında kilometrelerce uzanan şeye dönüşmüş oluyor bu. Tüllere dönüşmüş oluyor. Yüzeyde gördüklerimiz bunun binde birisi bile değil. Çok küçük bir kısmı. Esası suyun altında 0 ila 30 metre derinlikler arasında yer alıyor. Şimdi geçen yıl 4 Mayıs'ta sevgili arkadaşım Serço Ekşiyan'ın çektiği görüntüyü görelim şimdi. Yüzeyde bir şamandıramız var. 35 metre derine ineceğiz. Bir ipin üstünden iniyoruz. İnerken de metre metre şeyi göreceğiz. Görüntü nasıl değişiyor? Yüzeyde müsilaj görüyoruz mu şu anda? Yok, yüzey tertemiz. Evet, başlayalım. Kafamızı soktuk suyun içine. Suyun içinde bakın hemen görüntünün diye şeyler girdi. Minik minik böyle parçacıklar girmeye başladılar. Daha 3 metreye inmek üzereyiz şimdi. Evet, dalış bilgisayarımıza baktık. 3,5 metredeyiz şimdi. 4 metredeyiz. 5 metredeyiz. Etrafımızdaki müsilaj kümeleri artık görünür hale gelmeye başladı. 6 metredeyiz. 7 metredeyiz. Evet, müsilaj çoğalmaya başladı. Daha ipliksi halde etrafımızdan uçuşmaya başladı. 8 metredeyiz. Artık iyice tüller halinde etrafımızı sardığını görüyoruz. Ondan sonra aşağı doğru inerken bakın bu 0 ile 30 metre arasında 11.350 kilometre kare alanı komple kaplamış vaziyette. Yüzey değil. Şu anda 10-12 metredeyiz. Artık daha büyük kümeler halinde, topçuklar halinde gözükmeye başladılar. Evet. Top top oldular şimdi. 14 metredeyiz. Büyük kümeler karşımıza çıkmaya başladı. Şimdi 18 metreye geldiğimizde iyice etrafımızda uzanan şeritler halinde görmeye başlayacağız. Evet, şeritleri görüyoruz. Örümcek ağı gibi. 20 metreye geldik. Işık bitmek üzere. Normalde gündüz saat 12 civarında yapılmış bir dalış bu. Yani bu saatte 20 metrede ışığın olması lazım. Suyun altına bakın, bulut gibi. Gördünüz mü? Yani müsilaj sadece o yüzeyde gördüğümüz köpükler değil yani. Onlar işin binde birisi bile değil. Esas sorun suyun altında, suyun ışıklı bölgesinde. Kocaman bir kümeyi görüyoruz 25 metrede. Efendim, devam ediyoruz şimdi. Işık bitmek üzere 30 metreye ineceğiz az sonra.
Evet, zifiri karanlık oluyor etrafımız. Eğer biraz sonra el fenerini yakmazsak hiçbir şey görmeyeceğiz. 28 metredeyiz şimdi. Müsilaj devam ediyor kümeler halinde. Büyük kümeler halinde devam ediyor. Evet. 30 metre sinyal verdi. 30 metredeyiz diye dalış bilgisayarımız. Şimdi el fenerimizi yakacağız. Yakmazsak hiçbir şeyi göremeyiz çünkü. Zifiri karanlık. Müsilaj kesti ışığı, yukarıdan gelen ışığı. Evet. Şu anda ışığı yaktık. İpi görüyoruz. Ama müsilaj yok. 30 metrenin altında müsilaj yok. Bakın. Tertemiz. Işığı yukarı doğru tuttuk. İpe doğru tuttuk yukarıya. Müsilaj 30 metrenin üstünde kümeler halinde yüzmeye devam ediyor. Yani müsilaj bu aslında. Müsilaj bizim yanlış anladığımız gibi şeyde değil, yüzeyde değil, suyun içerisinde. Peki neden kaynaklanıyor müsilaj? Müsilaja neden olan faktörleri bizim gibi akademisyen bir grubu bir araya getirirseniz yüzlerce sayarız biz size. Her şeyi sayarız. Yani deniz kıyısındaki yanlış yapılaşmadan tutun da kirlilik kaynaklarına kadar, gemiye kadar bir sürü şey sayarız. Ama bunların hepsinin içinde 3 tane faktör var ki bu üçü bir araya geldiğinde bunların kesiştiği zaman müsilaj ortaya çıkıyor. Bu aslında neden Marmara Denizi ve neden 2021 yılında müsilajla biz karşılaştık? Onun da cevabı. Birincisi, deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamadan yüksek olması lazım. Sular sıcak olacak. İkincisi, deniz şartlarının durağan olması lazım. Yani sirkülasyonlar az, dalga az, durağan olması gerekiyor. Üçüncüsü, besin elementlerinin, besin tuzlarının fazla olması gerekiyor. Bu üç diğer faktörlerin hepsi olsa bile bu üçü aynı anda olmazsa müsilaj geçen yıl gördüğümüz gibi doğal sınırların dışına çıkan bir felaket haline gelmiyor. Yoksa müsilaj Akdeniz havzasındaki denizlerde her yıl az ya da çok olan doğal bir olay. Doğal olmayan geçen yıl karşılaştığımız manzaralar. Onun sırrı da burada yatıyor. Bu üçlü parametre. Şimdi bakalım bu üçlü tetikleyicilere sırayla bakalım. Sıcaklıklar hakikaten anormal mi artıyor yani? Bakın, bu uydudan alınmış 1982 yılından 2021 yılı Mayıs ayına kadar ki Akdeniz havzasındaki denizlerdeki sıcaklık sapmalarını, anomallerini gösteriyor. Yani şuraya doğru geldikçe anomali artmış oluyor, buraya doğru gittikçe, renk açıldıkça anomali azalmış oluyor. Şimdi bakıyoruz Marmara Denizi'ne bakıyoruz. Şuralarda 2 derecenin üstünde 2,5 derecelik bir sapma var Marmara Denizi'nde. 40 yıllık ortalamadan 2,5 derece sapmış. Bu sapma, yani Akdeniz mesela daha sıcak olduğu halde Akdeniz'de bu sapma daha az. Marmara'ya göre daha az. Yani tabii ki Akdeniz daha sıcak Marmara'dan ama sapma fazla Marmara'da. Niye sapma fazla? Çünkü biz Marmara Denizi'ni öyle kirletiyoruz ki askıdaki katı yükünü parçacıklara artırdık. Güneşten gelen ışınları, enerjiyi soğuruyor o parçacıklar ve denizin normalde iklim değişimine bağlı sıcaklık artışının daha fazla etkisinde kalmasına neden oluyor. Sorun yani yine bizde kirletmemizden kaynaklanıyor denizin. Yani birinci şartımız tamam. Nasıl tamam? Bakın, 1982 yılından 2021 yılına kadar ki deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki günlük değişimleri görüyoruz burada. Yani yükseliyor, düşüyor 40 yıllık ortalamada ama bir şeyi fark ediyoruz ki şu mavi çizgi trend hep yükseliyor. Bu bize bir şey söylüyor. Bu trend yükselmeye devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da sıcaklık artışı devam edecek. Birinci şart tamam. İkinci şart deniz şartlarının durağanlığı. Tabii ki deniz şartlarının durağanlığında meteorolojik parametreler, rüzgar, yağışlar bunlar önemli. Sıcaklık önemli. Ama Marmara Denizi'nin orijinal yapısı zaten
Yani Marmara Denizi'ni müsilaja çok müsait hale getiriyor. Ne demek istiyoruz? Marmara Denizi kuzeyindeki Karadeniz'le güneyindeki Akdeniz arasında bir deniz. Şurası Marmara. Yani bu Karadeniz nasıl bir deniz? Az tuzlu, besince zengin, soğuk bir deniz. Akdeniz bağlantılı. Ege Denizi nasıl bir deniz? Çok tuzlu, oksijence zengin, besince fakir, sıcak bir deniz. Tuzluluk %38 Akdeniz sularında. Karadeniz sularında %17-18. Bu yüzden İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı aracılığıyla Karadeniz'in suları üstten ilk 25-30 metrelik tabakada Akdeniz'e doğru akıyor. Ege üstünden. Altta da Akdeniz'in suları tam ters istikamette Karadeniz'e doğru akıyor. Çiftli bir akıntı sistemi var. Bu çiftli akıntı sistemi Marmara Denizi'ne kararlı bir yapı kazandırıyor. Yani şurada çok tuzlu, çok yoğun su var. Burada az tuzlu, az yoğun su var. Bu iki su birbirine tam karışamıyor. Arada pycnocline, thermocline ya da halocline dediğimiz bir tabaka var. Yani yoğunluğu, sıcaklığı, tuzluluğu farklılaştıran bir geçiş tabakası var. Bu tampon tabaka diple yüzey arasındaki karışımları sınırlandırıyor. İklim şartları da yardım ettiğinde o zaman Marmara Denizi müsilaj oluşumu için ideal bir hale gelmiş oluyor. Sıcaklık vardı, deniz şartları da hep müsait zaten. Gelelim besin elementine. Besin elementi yönünden zengin mi Marmara Denizi? Evet, çok zengin. Niye zengin? Çünkü 25 milyon insan yaşıyor Marmara Denizi'nin çevresinde. 25 milyon insanın atığı doğru düzgün arıtılmadan 40 yıldır Marmara'ya boca ediliyor. Biz Marmara'yı bir atık çukuru olarak kullanıyoruz aslında. Türkiye'nin yarısına hizmet eden sanayiyi getirip Marmara Denizi'nin çevresine kümelemişiz. Onların atıkları da buraya gidiyor. Yoğun tarımsal faaliyet var Marmara Denizi çevresinde. Çünkü bu kadar nüfusu beslemek için herhalde dünyanın dört bir tarafından gıda taşımayacağız. En yakından taşıyacağız. Yoğun tarımsal faaliyet var. Onların atıkları da denize geliyor. Burası bir deniz yolu. Denizcilik atıkları, tersane atıkları ve diğer bütün atıkları hep beraber düşündüğümüzde Marmara Denizi korkunç derecede kirleniyor. Peki niye arıtılmıyor bu? Çünkü derin deşarj diye bir sistemi keşfetmişiz 1980'li yılların ortalarında. Yani akademisyenler Marmara Denizi'nin orijinal yapısını anlattıklarında cin gibi olayı çakmış politikacılar. Demişler ki o zaman bu kadar büyük paralar harcayıp yani arıtma tesisi kurmaya yok. Gerek yok. Madem ki Akdeniz'in suları alttan geliyor mu kardeşim? Geliyor. Bu atıkları biz verelim Akdeniz'in sularına, dip sularına. Bunu alsın Karadeniz'e doğru götürsün. Atık bizden uzaklaştığında seyrelir. Daha büyük suda. Efendim seyrelir. Seyreldiği zaman da tamam, kurtulmuş oluruz biz bundan. Ve yıllar içinde hükümetler değişmiş, başbakanlar, cumhurbaşkanları, bakanlar, belediye başkanları, Türkiye'yi ve bu Marmara Denizi'nin çevresindeki illeri yöneten partiler değişmiş. Değişmeyen bir şey var. Derin deşarj anlayışı hiç değişmemiş. Ne gereği var canım? Pompalayalım. İşte Bandırma'dayız şimdi. Bandırma'nın atıkları Cumhuriyet Meydanı'nın orada. Bütün kanalizasyon şebekesi geliyor. Bir pompa istasyonu var. Orada sıvılaştırılıyor. Güçlü pompalarla 300 metre ileriye, 20 metre derinliğe boca ediliyor. Yani bebeğinki nereye gidiyor? İstanbul'da bebeğinki nereye gidiyor? O da oraya gidiyor. Biga'nınki nereye gidiyor? O da. Bursa'nınki nereye gidiyor? Hepsi aynı. Yani şu anda mevcut 25 milyon insanın atığının en iyi ihtimalle %50'sini biz arıtıyoruz. Geri kalan %50'si hiç arıtılmadan boca edilmeye devam ediyor. Dolayısıyla yani soruyu tekrar soralım. Niye müsilaj 2021 yılında ortaya çıktı? Yani 2021 yılındaki atık yükü 2018'den, 2017'den, 2010'dan, 2019'dan, 2020'den daha mı fazla? Hayır, atık yükü aynı. Fark ne?
sıcaklık anomalisi çok arttı. Sıcaklıklar çok yükseldi. Biz zaten Marmara Denizi'nin orijinal yapısı hazırdı. Biz zaten kirletiyoruz. Ha, ondan sonra sıcak iklimin böyle etkileyeceğini hesap etmedik. Denizi sihirbaz zannettik. Attık, ne atarsak gider zaten dedik. Denizin sihirbazı olmadığını görmüş olduk. Sadece peki evsel atıklar mı? Hayır, bakın burası Nülüfer Çayı. Bursa Uludağ'dan içme suyu kalitesinde doğuyor. Doldur bardağına, iç bu suyu. 100 kilometre önce, 100 kilometre sonra bu hale geliyor. Çünkü bütün o bölgedeki evsel atıklar, sanayi atıkları, hayvancılık atıkları, tarımsal atıklar buraya veriliyor. Zehir taşıyor. Yani Biga Çayı, Susurluk Çayı, ondan sonra Gönen Çayı, Nülüfer Çayı, Harami Dere, Ergene yetmedi. Ondan sonra bunların hepsi nehre, denize zehir taşıyor. Müsilaj aslında geçen yıl Nisan ayında biz fark etmiş olsak da 2020 yılının Kasım ayında ortaya çıktı. Yani benim gözlemlerim bunlar. 21 Kasım'da 8-18 metre arasında müsilaj varmış. Şimdi peki sonra ne oldu? Yani şeye kadar devam etti. Temmuz ayına kadar 17 Ağustos itibariyle de su kolonunda da yüzeyde de müsilaj görünmez oldu. Bitti mi müsilaj? Bakın bu görüntü Kasım ayında, Ekim ayında çekilmiş bir görüntü. Ben çektim bu görüntüyü. Müsilaj bitmedi aslında. Dibe çöktü. Böyle incecik bir çamur haline geldi. Dibi örttü. Bu örtmüş olduğu yerlerde parçalanma devam etti. Bakın simsiyah görüyor musunuz? Parçalanma devam etti. Parçalanırken bir taraftan dipteki oksijeni tüketti. Bir taraftan da yeni müsilaj oluşumu için inorganik besin elementlerini suya geri vermeye devam etti. Ne oldu peki? Dipte bu müsilaj olunca oradaki canlılığı komple etkiledi. Normalde burada görmeye alışık olduğumuz türlerin yerine bunlar yaygınlaşmaya başladı. Tüp anemon dediğimiz, yani çamurda efendim daha çok, daha rahat büyüyen. 5 senede şunlardan 5 tane ya görmüşümdür ya görmemişimdir dalışlarımda. Ama müsilajdan sonra bir dalışta 50 tane gördüğümü hatırlıyorum. Bunlar çoğalmış oldu. Ekosistem komple değişmeye başladı. Ne gibi etkileri var? Çok boyutlu etkileri var. Yani ekolojik, balıkçılığa, turizme, denizcilik sektörüne etkileri var. Bakın, yani Erdek ve Bandırma körfezlerinde Mayıs ayında, 2021 yılının Mayıs ayındaki dipteki manzara buydu. Bu uzaydan, Mars'tan filan çekilmiş bir görüntü değil. Denizin 6-7 metre derinliklerinde çekilmiş bir görüntü. Dibi kapladı. Deniz dibi çamur, kum, taştan ibaret değil ki. Orası bir yaşam alanı. Oradaki bütün canlı yaşamı tehdit etmeye başladı. Süngerler, yani çok kıymetli topluluklar bunlar ekolojik olarak. Yani böyle pırıl pırıldı müsilajdan önce. Müsilajdan sonra bu hale geldi. Kapladı bunun üstünü ve öldürdü. Ne güzel gözüküyor değil mi şu denizin altından bir manzara. Ama müsilaj geldi böyle. Mercanları, süngerleri komple etkiledi. Müsilajdan önce Avşa Adası yakınlarındaki bir mercan topluluğu şu. Kırmızı mercanlar. Müsilajdan sonraki halleri bu. Efendim işte deniz çayırları, yani Kuzey Ege'de, Bozcaada açıkları burası. 26-27 metreler. Ne güzel değil mi? Pırıl pırıl müsilajdan önce. Müsilaj geldi, çöktü üzerlerine bunları, öldürdü. Midye yatakları ne güzel değil mi? Pırıl pırıl. Müsilaj geldi, çöktü. Marmara Denizi'nde %30 civarında, yani midye yataklarında kayıp var. Turizme etkileri. Yani Çanakkale Boğazı müsilajdan önce ne güzel değil mi? Geçen sene 18 Haziran'daki görüntü bu. Kim şimdi burada gelip de tatilini geçirmek isteyecek? Bizim Marmara Denizi kıyılarındaki turizm tesislerimiz, iç turizme yönelik olan tesislerimiz, dar gelirli, orta gelir grubuna hitap eden, bunlar tatil yapma imkanını kaybetmiş oldular müsilajla beraber. Denizcilik sektörü, gemiler, taşımacılık, yelkencilik, yani bakın
2 saatlik bir seyirden sonra bir motor yatın filtreleri tıkadı. Yani büyük gemileri siz bir düşünün. Onların büyük gemilerin hepsinde çok büyük maliyetler ortaya çıkmış oldu. Balıklar öldü. Yani geçen yıl 22 Nisan'da deniz kıyısında görüyorsunuz kıyıya vurmuş olan ölü balıkları topladığımızda her türden, her büyüklük grubundan balıklar öldü. Binlerce balık öldü. Müsilajdan en çok etkilenen sektör balıkçılık. Çünkü ağınızı attınız, o ağı çekeceksiniz. Suda müsilaj varsa ağ bu hale geliyor, çekemiyorsunuz. Bütün ağın gözlerini kaplıyor ve balıkçılara çok büyük zarar verdi. Balıkçılar %40 civarında kayıp yaşadılar 2021 yılında. Çok ciddi bir kayıp. Peki balıkçılığın hiç mi payı yok müsilajda? Tabii ki balıkçılar değil müsilajın nedeni ama müsilajdan önce de bakın şu grafiklere, hepsi aşağı yönlü. Tükettik balıkları. Marmara'da 200 küsür tür balık var diye söylüyoruz. 65 türü avlıyoruz diyoruz. Ama 2021 yılı itibariyle 24 bin ton balık avlamışız Marmara'dan. Bunun 16 bin tonu hamsi, istavri, sardalya. 3 tür. Nerede hani 65 tür nerede? Yok aslında. Tüketmişiz balıkları. Kılıçlar, orkinoslar, kalkanlar nerede? Bunları yok etmişiz. Yani aslında yaptığımız şey besin piramidinin tepesini yok etmişiz. Bir taraftan Algarna bir çeşit trolle karides avlıyoruz diye denizin tabanını kazmışız. Denizin sağlıklı bir deniz ekosisteminde olması gereken deniz tabanındaki organizmaları da yok ettik. Yukarıda büyükleri yok etmiştik. Elimizde ne kaldı? Küçük pelajikler kaldı. İşte net göstergesi. 24 bin tonun 16 bin tonu hamsi, istavri, sardalya. Ya nerede gerisi yani? Yani hızla şöyle deniz ekosistemini çöküntüye doğru götürmüşüz. Bu müsilajdan önceki bizim marifetlerimiz. Şimdi müsilaj oldu. Müsilaj şartlarında peki tedbir aldık mı balıkçılıkla ilgili? Üzgünüm, almadık. Hiçbir şey yokmuş gibi geçen yıl 1 Eylül'de davulla, zurnayla avcılık sezonunu yeniden açtık. ...31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece av yasağı kalktı ve balıkçılar vira bismillah dedi. Geçen sene Marmara Denizi'nde görülen müsilaj nedeniyle oldukça pahalı olan balık fiyatlarının bu sene düşmesi Beklentilerimiz balığın bol olması zaten. Her zamanki. Önce bir günlük hava var zaten. Tek bir gün hava var. Yani rüzgar yok. Karadeniz'e çıkacağız. Gece işte tahminim 2 gibi çıkarız. Gündüz bir Rumeli, Karaburun, Boğaz ağızlarını arayacağız. Ondan sonra zaten tahminim akşamüstü 5-6 gibi rüzgar geliyor. 3-4 gün Karadeniz'de balıkçılık edemeyiz. Bir edersek bir Ereğli'nin işleri var. Oraya da bakacağız. Yani palamutun ne olduğu belli değil şu anda. Yani daha geçen seneki gibi gözükmüyor. Şu anda şey gözüküyor. Seyrek bir palamut. Lüfer gözüküyor ama ne kadar olur onu bilmiyorum. Hamsi var. Hamsi bol gözüküyor yani. İnşallah bol olur. Geçen Ocak'tan sonra Marmara tamamen müsilaj kaplamıştı yani. Yani şey demedik, ağ sardık, balık tutamadık. Yani istediğimiz balıkları alamadık. Peki bu fiyatlara nasıl yansıdı? Fiyatlara otomatikman %300 yani kışın çok yansıdı da şimdi sezonun başı. Deniz suyu sıcak. Yani inşallah müsilaj hepten gider de biz de yani biz derken ben şimdi mesela Karadeniz'e çıkacağım. Benim arkadaşım Marmara'ya çıkacak. Öbürü daha iyi doğuya, moğuya gidecek, Ege'ye gidecek. Ama şimdi Marmara'daki kayıklarda müsilaj olursa şayet Karadeniz'e ben mesela 10 kayıktım. 50 kayığa çıkacağım. Ege'de 50 kayıktım. 100 kayığa çıkacağız. Marmara'daki kayıklar da bölünecek bu sefer. Ne olacak peki? Çare yok mu? Çare aslında çok basit. Yani etki, nedenler, müsilaj bir sonuç. Nedenlerini ortadan kaldırmadığımız sürece sonuçlar değişmeyecek. Müsilaj bir sonuçsa nedenleri neydi? Tetikleyicileri tekrar hatırlayalım.
yüksek sıcaklık. Değiştirebiliyoruz mu? Hayır. İklimle ilgili bu. Değiştirebileceğimiz ne? Atık yükünü azaltırsak askıdaki katıyı azaltacağımız için daha az etkileneceğiz bundan. Ama buna uyum sağlamaya çalışıyoruz bütün dünya olarak. Keşke elimizden bir şey gelsin. Gelmiyor. İkincisi, durağan deniz şartları. Marmara Denizi'nin orijinal ikili akıntı sistemi ve iklim değişimi etkiliyor bunu. Kontrolümüz dahilinde mi? Hayır, kontrol edemiyoruz. Bakın, 3 tetikleyiciden 2 tanesi kontrol dışı kaldı. Elimizde tek bir tane parametre kaldı. Fazla besin elementi. Neden kaynaklanıyor? Her türlü atıktan kaynaklanıyor. Bunu azaltmadıktan sonra çaremiz yok. Nasıl azaltacağız? İşte geçen yıl tüm taraflar bir araya geldi. Marmara Denizi'nin çevresindeki 7 ilin belediye başkanı farklı partilerden, valileri, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı hep beraber 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Eylem Planı'nın altına imza attılar. Bu sanıyorum son yıllarda Türkiye'de bu çapta katılımcılıkla yapılmış bu kadar farklı insanın bir altına imza attığı tek ortak metin. Bu çok doğru bir plan oldu. Çok güzel hazırlandı. Katılımcılıkla hazırlandı. 22 maddeyi eğer amasız, fakatsız, lakinsiz uygularsak, evet, bu bizi kurtaracak. Peki uygulayabildik mi? İlk maddeleri uyguladık. Kurullar oluşturduk. Efendim, stratejik plan hazırladık. Ve Marmara Denizi'ni özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Eğer müsilaj olmasaydı, biz bunu 100 yılda akademisyenler olarak başaramazdık. Müsilajın yüzünden bu özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. Edildi, ne oldu? Şimdilik bir şey olmadı ama olacak. Bunun uygulama planları yapılmadı. Uygulama planlarını yapmamız lazım. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Uyanık olup şimdi takip edip bunun şeylerini yaptırmamız lazım. Uygulama planlarını, ince işçilik gibi. Neresi koruma alanı olacak? Neresi hava kapalı olacak? Neresi efendim balıkların üreme alanı olacak? Neresi demirleme alanı olacak? Bunların hepsinin bu bağlamda yeniden tanımlanması gerekiyor. Geri kalan 4. eylemden ta 18. eyleme kadar olan eylemler 14 madde aslında atık yükünün azaltılması ile ilgili. Marmara Denizi'nin çevresindeki bütün atık sistemlerinin ileri atık arıtma sistemine dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için 3 yıl zaman tanındı. Çünkü 40 yılda yapmadığımızı cebimiz para dolu olsa bile 1 yılda yapamadık. Belediyelere 3 yıl zaman tanındı. Organize sanayilere zaman tanındı. Deşarj limitleri azaltıldı. 3 tane madde balıkçılıkla ilgili. Hayalet ağların toplanması, ekosistem esaslı balıkçılığa geçilmesi ve balıkçılara destek sağlanması. Balıkçılara az da olsa bir destek sağlandı, bu iyi bir şey. Ama müsilaj bir yıllık değil, çok yıllık sorunumuz bizim. O zaman her sene balıkçının zararını tazmin etmek yerine bunu sigorta kapsamına alalım. Tarım sigortası kapsamına alalım. Oradan bunu tazmin edelim diye ben öneriyorum. Ama esas yapmamız gereken ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine geçemedik. Marmara Denizi'nde büyük teknelerin avcılık yapmasına izin vermemeliyiz. Savaş gemisi gibi gemiler var şimdi burada. 40 metre, 50 metre gemiler var. Yani ağ uzunlukları 1940'larda, 50'lerde, ağ derinlikleri 40 kulaçmış, 50 kulaçmış, şimdi 90 kulaç. Yani bunlar, Marmara Denizi küçük bir deniz. Yani bunlara, avcılığa izin vermememiz gerekiyor. Koruma alanları oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla aslında ne yapmamız gerekiyor, çare ne dediğimizde, önlemler bu eylem planında çok güzel belirlenmiş durumda. Şimdi yapmamız gereken bu amasız, fakatsız, lakinsiz bu eylem planını hayata geçirmek. Geçen yıl Ağustos ayına kadar hep kaygılıydık hep beraber. Koordinasyon kurulu toplantıları yapılıyordu. Geçen yıl Ekim ayından beri koordinasyon kurulu toplantısı yapılmadı mesela. Toplanmadı koordinasyon kurulu. Neden toplanmadı? Aklı gözünde topluluğuz işte. Yani müsilaj gözden uzaklaşınca, yüzeyde gözükmeyince, oh yaşasın, kurtulduk zannediyoruz.
kurtulmadık. Atık yükünü azaltmadığımız sürece de kurtulmayacağız. Önümüzdeki yıllarda biz bu müsilajla öyle ya da böyle tekrar ve tekrar karşılaşacağız. Sadece zamanını kestiremiyoruz. Dolayısıyla yani bir irade var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu alanda çalışan akademisyenleri bizzat kendisi çağırdı külliyeye. Ondan sonra ne olup ne bittiğini bizden duymak istedi mesela. Çevre Bakanı efendim bu konuya çok hassas ciddiyetle üstünde durmaya çalışıyor, duruyor. Şeyinden, samimiyetinden hiç kuşkum yok Sayın Murat Kurum'un. Ama Türkiye büyük bir ülke. Yani önce Temmuz ayında, 13 Temmuz civarında seller ortaya çıktı. Arkasından orman yangınları başladı. Dikkatlerimiz dağıldı. Yüzeyde de görmeyince oh yaşasın. Hele bir şimdilik bir dursun, acil sorunlarımız var dedik. Biz zaten çevre yönetiminde hangi sorunu yaşarsak hep bu yaklaşımdan dolayı yaşıyoruz. Ya acil şimdi, şunu bir halledelim, bu acil değil. Ya o acil olduğunda zaten 40 yıl kaybetmiş oluyoruz. Biz şu anda 40 yıldır yanlış yaptığımız işler yüzünden müsilaj sorunuyla karşı karşıyayız. Kaybedecek 40 yılımız değil, 40 dakikamız bile yok. Denize bizim artık bir gram bile atığı bırakmamamız gerekiyor. Dolayısıyla kamuoyu olarak şimdi hep beraber bunun takipçisi olmamız gerekiyor. Politikacı bir bedel ödemek gerektiği zaman şöyle düşünür. Tipik olarak yani. Ya bu bir bedel ödenecek, bu bedeli ben mi ödeyeyim, deniz mi ödesin? Benim zamanım sınırlı değil mi? Peki niye ben ödeyeyim ki, deniz ödesin der yani politikacı. Denizle ilgiliyse sorun. Ben mi ödeyeyim, orman mı ödesin? Ya benim zamanım sınırlı, orman ödesin kardeşim der yani. Şu anda biz yıllardır bu yanlış yaklaşımlar yüzünden, denizle kurduğumuz bu yanlış ilişki yüzünden hep faturayı denize kestik. Bu kestiğimiz faturaların toplamını geçen yıl Marmara Denizi bir anda önümüze koydu faturayı. Hadi ödeyin kardeşim bakayım diye. Ve bir aslında imdat çığlığı. Marmara diyor ki ben sizinle beraber bu şekilde yaşayamam artık diyor. İlişkimizi değiştirmemiz lazım. Yani Marmara ile kurduğumuz ilişkiyi değiştirmemiz lazım. Bu deniz bir atık çukuru değil. Bu deniz saygıyı hak eden bir deniz. Yani bir karış toprak için atalarımızın kanlarıyla sulandığı bir vatan toprağının üstündeyiz değil mi? Bir karış toprak için. Yahu bu koskoca denizi biz kendi kendimize nasıl yok ettik, bu hale getiriyoruz yani? Bunu vatandan saymıyoruz mu yani? Onun için aslında bu ilişkiyi değiştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de politikacılar bunu başka sorunlar çıktığı için kasten yapmamış olabilir. Kasten dikkat etmiyor değil de başka sorunlara öncelik verdiği için bunu görmezden geliyor olabilir. Bizim hep beraber bütün seçilmişleri sürekli takip etmemiz gerekiyor. Müsilajla ilgili ne yaptınız? Belediye meclis üyesi, belediye başkanı, milletvekili, bakan, her neyse yani. Kimi görürsek müsilaj diye bir sorunumuz var bizim. Müsilajla ilgili siz ne yaptınız deyip sürekli onlara sormamız lazım. Hesap sormamız gerekiyor ve tabii ki gündemde tutmamız gerekiyor yani. Bir de tabii ki cebimiz para dolu olsa bile dedik, belli bir zamana ihtiyacımız var bu şey için. İleri biyolojik arıtma sistemlerinin kurulması için. Ama denizin zamanı yok. O zaman bireysel kampanyalar yapmalıyız biz. Yani Mustafa Ünlü ne yapabilir? Mustafa Sarı ne yapabilir? Ayşe Hanım, Fatma Hanım ne yapabilir? Tamirci Mehmet Efendi, Mehmet Bey ne yapabilir? Mehmet Usta ne yapabilir? Hepimizin yapacağı şeyler var. Lavabomuzdan bir çay bardağı kadar atık yağı döktüğümüzde 200 ton deniz suyunu kirletmiş oluyoruz. Dökmeyebilirim ama değil mi? Yağ çünkü enerji, onu topluyorlar. Dökmemeliyim. Yani evimizde şimdi gidip bakalım, lavabomuzun altındaki dolabı açıp bakalım. Yani en az 10 çeşit adı temizlik malzemesi olan
üzerinde bahar çiçekleri motifleri bulunan ama zehir kutuları var. Zehirler var evimizde. Yani haftada iki defa çamaşır suyu kullanıyorsam bunu teke indirebilirim. Herhalde kokmam yani. Çamaşırlarımı yıkadığım deterjanın oranını, miktarını yarı yarıya azaltabilirim. Korkmayalım bundan. Yani çünkü ben denedim. Temizlik defa bir şey değişmiyor. Fakat bu temizlik ürünlerini satan şirketlerin, televizyonların en büyük finansörleri olduğu, en çok reklam verenler olduğunu unutmayalım. Yani bu kadar çok kullanmamız bizim için olmayabilir. Bunun faydası bize ya da denize olmadığı kesin. Daha çok kullandığımda daha temiz olmuyorum. Denizi daha çok kirletiyorum. Bunun farkında olmamız lazım. Azaltabiliriz. Marmara Denizi'nin çevresinde 25 milyon insan yaşıyor. Herkes her gün 1 litre az atık çıkardığında 25 milyon litre az atık demek. Yani 7 tane il. Buralarda yaşayan insanlar olarak bileceğiz ki her çıkardığım atığın yarısı arıtılıyor en iyi ihtimalle. O da en iyi ihtimalle. Yarısı hiç arıtılmadan denize gidiyor. O zaman daha az atık çıkarmalıyım ben. Denize yardım etmeliyim. Denizin benim yardımıma ihtiyacı var. Bireysel olarak tabii ki belediyeler işlerini yapmalı. Tabii ki Çevre Bakanlığı işini yapmalı. Tabii ki Tarım Bakanlığı işini yapmalı. Bunu takip etmeliyiz. Hesap sormalıyız. Onu gündemde tutmalıyız. Ama bu denizi uzaylılar kirletmedi. Ben kirlettim. Siz kirlettiniz. Hep beraber kirlettik. Aslında oşinografların, deniz bilimcilerin hayran olduğu bir deniz Marmara Denizi. Yüzeye bakarsanız Karadeniz ama dipteki suya bakarsanız Akdeniz. Akdeniz'de yumuşak mercanlar, gorgonlar dediğimiz, gorgon mercanları dediğimiz mercanlar, tüplü dalışla, amatör dalışla falan ulaşabileceğiniz derinlikte değildir. 80 metrenin altına 100 metreye falan inmeniz lazım. Daha derine inmeniz lazım. Biz Marmara'da 35 metrede, 40 metrede bu gorgon mercanlarıyla karşılaşıyoruz. Akdeniz'in bize bir şeyi, hatırası, hediyesi gibi yani. Dolayısıyla bütün sınırları ülkemizin sınırları içinde, tamamı ülkemizin sınırları içerisinde hem bir yönüyle Karadeniz, hem bir yönüyle Akdeniz, hem de her ikisinden de farklı muhteşem bir deniz var elimizde. Keşke kadrini, kıymetini bilmiş olsaydık. Keşke bunun bu kadar kıymetli olduğunu anlayabilseydik. Biz bu alanda çalışan insanlar olarak bunu daha iyi anlatmalıydık. Keşke daha iyi anlatabilseydik. Ve Marmara Denizi bu hale düşmeseydi. Şimdi tam yol ayrımındayız. Bir karar vereceğiz. Müsilaj bize bir sinyal verdi. Denizle olan ilişkimizin yanlış olduğunu sanıyorum anladık. Şimdi karar vereceğiz. Ya bu denizi kurtaracağız, hep birlikte el ele vereceğiz. Siz, ben, o, hepimiz hep beraber karar verip denizimizi kurtaracağız. Ya da karar vereceğiz, bu kötü ilişkiye devam edeceğiz. Bakalım deniz bizimle bu olan kötü ilişkisini nereye kadar sürdürecek? Çok sürmeyeceğini hepimiz biliyoruz aslında.